Sayın Vekilim, çok kıymetli arkadaşlar, değerli canlar, Muharrem ayında İslam'da çok mübarek aylardan bir tanesi Muharrem ayında Hicri yılbaşının hemen devamında bir arada olmaktan, özellikle böyle anlamlı bir günde bu mecliste bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'a şükrediyorum. Hamdolsun bir aradayız. Birliğimizi hem bu mecliste de gösteriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı da davetinize icabet edip göstermiş olduğunuz naziklikten dolayı da ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Burası tabii hemen bulunduğumuz yer, biliyorsunuz. Evliya'dan hemen yanımızda Emir Şeyh Yakup Hazretleri var. Aslında onun manevi huzurunda bulunuyoruz. Cemevimiz çünkü hemen yanında. Tabii sadece Emir Şeyh Yakup Hazretleri yok. Tokat'ın birçok velisi, evliyası, piri, dedesi, babası çok fazla. Çünkü kültür dünyamızda, Alevi inancında Tokat'ın çok özel bir yeri var. Çok müstesna bir yeri var. Biraz sonra ona biraz değineceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Burada olmak, sizle beraber olmak, geçen sene de ilkini yapmıştık bu yemeğin. Benim için büyük bir gurur. Çünkü ben Tokat'a geldiğimden beri gerek bu manevi önderlerden olsun, gerek onların hayatlarından olsun, gerekse burada da dedeler var, babalar var, onlarla beraber birçok şey kattım kendime, birçok şey öğrendim. Ben bundan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet. Tabii dualar, gülbaklar da böyle başlıyor. Vakti şerifler, hayır olsun, hayırlar fetholsun, şerler defolsun, niyazlar kabul olsun. Allah. Darlar divanlar bir ola, bizim de meclisimiz her daim burada olduğu gibi bir olsun. İri olalım, bir olalım, diri olalım ki Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin söylemesiyle düşman hiçbir zaman bize nüfuz etmesin. Parçalamak istediği zaman bizi parçalayamasın. Her zaman böyle zırt gibi olalım. Yani buradaki gibi böyle yan yana hep beraber bir arada olalım. Allah Allah. Sağ ol. Dinle. Değerli canlar, tabii sözlerimize başlamadan her gerçi mecliste divanda söylüyoruz. Yine ya Hak, ya Muhammed, ya Ali diyoruz. Burada tabii Tokat'ımızın erenleri var, velileri var, Emir Şeyh Yakup Hazretleri var, Keçeci Baba var, Hubyar Sultan var, Kesikbaş, Destan Derviş. Bakın Tokat'a baktığımız zaman çok aslında geniş manevi kanaat önderleri var. Sadece Tokat'a hitap etmiyor bunlar. Birçok bölgeye hitap ediyor. Ta bin yıl, belki bin yıldan öncesinde kalkıp Horasan'dan, Orta Asya'dan ilk sürekler Anadolu'yu, yani bu toprakları, bu yurdu Müslümanlaştırmak için, İslam'ı getirmek için buraya geldiği zaman çok şehitler verildi, çok mücadeleler verildi. En nihayetinde bakın biz ta o bin yıl gerisini ele alıyoruz, onları şimdi rahmetle yad ediyoruz. Dolayısıyla Tokat şehitler diyarı, burası şehitler diyarı, şehitler yurdu. Burası şehitlerin kanlarıyla sulandı. Onun için burası mübarek topraklar. Sayın Valimiz geldiğinde de söylemişti, mübarek topraklar diyor değil mi? Mübarek ve bereketli topraklar diyor. Aslında çok anlamlı. Çünkü Tokat bu noktada Anadolu'nun saf, temiz, masum, pak, bozulmamış insanların bulunduğu bir coğrafya. Bu noktada çok önemli. Değerli arkadaşlar, tabii Muharrem ayının içerisindeyiz. Muharrem ayının özelliği İslam aleminde tabii çok önemli bir ay. Bunun içerisinde malum 10. gün Aşure günü. Aşure gününe daha gelmedik ama Aşure gününde çok ayrı bir yeri var burada. Aşure günü çünkü bize Kerbela'yı hatırlatıyor. Kerbela her aklımıza geldiğinde hüzünleniyoruz. O zaman aklı hayale sığmayacak işkencelerle Hazreti Hüseyin Efendimiz ve beraberindeki çoğu da Peygamber Efendimiz'in Nur ailesinden olan, Ehl-i Beyt'ten olan 70'ten fazla insan var değil mi? Kerbela çöllerinde normal de değil, işkenceye tutularak, aç bırakılarak, susuz bırakılarak, zulüm edilerek, hunharca katledilmiş olması,
İşte Aşure günü, Kerbela, o güne denk geliyor. Dolayısıyla bu ayın biz Müslüman aleminde çok farklı bir yeri var. Her sene geldiği zaman bu ay hüzünleniyoruz tabii, yas tutuyoruz. Ama bu ayda Hüseyin'i bir duruş sergilemek istiyorsak, Hüseyince yaşamak istiyorsak, bir de kendimizi, toplumumuzu ve dünyayı sorgulamamız lazım. Çünkü bakın, Hazreti Hüseyin'in felsefesi nedir? Hazreti Hüseyin en başta adaletsizliğe, haksızlığa karşı durmuştur. Hazreti Hüseyin dik durmuştur. Haksızlığa isyan etmiştir. Dolayısıyla bu duruşu bizim sergilememiz lazım. Sadece bu ayda matem ve yas tutmamız lazım. Bunu ortaya koyduğumuz zaman Hazreti Hüseyin ne yapar? Emri bil marufu emreder. Nehi münkeri, cihadı, namazı, değil mi? Bunları tavsiye eder bize. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in bu söylemiş olduğum duruşunu biz bizzat yaşamamız lazım. Müslüman alemine bunu göstermemiz lazım. Sadece Müslüman alemine de değil, aslında tüm dünyaya. Müslümanların eksikliği burada başlıyor. Çünkü bakın, Kerbela ne kadar oldu? Çok eski değil mi? Yani takribi olarak 1400'ler olursa, tabii evet yani. 680 geliyor. Tabii. Dolayısıyla çok uzun bir zaman geçti ama bakın Kerbela faciasını unutmadık. Hala yüreğimiz bu acıyla kanıyor değil mi? Çünkü burası bizim için bir millet. Peki günümüzde Kerbelalar yok mu? Yine var. Bakıyorsunuz işte coğrafyamız Kerbela. İnsanların kafasını canlı canlı kesecek kadar adileşebiliyorlar, alçaklaşabiliyorlar. Bunu yapanlar ne diyorlar? O zaman Yezid vardı değil mi? Yezid bunu yapmıştı. Allah lanet etsin. Ama bugün bak Müslümanım diyor, yine Müslümanım diyor, tırnak içerisinde tutuyor Müslümanın kafasını kesiyor. İşte dolayısıyla bakın Müslüman dünyasının kendisini sorgulaması lazım. Bizim hepimizin kendisi, onun için bu ayı tamamen matem yas ayı gibi görmememiz lazım. Bazıları böyle görüyor. Kesinlikle bu ayda İslam'ın yeniden dirilişi, bizim bedenimizin yeniden sorgulanışı, bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, tabii hiçbir vicdanın, aslında sadece Müslümanlar için de değil, hiçbir vicdanın, hiç akıl sahibi, izan sahibi hiçbir insanın bu Kerbela vakasını onaylaması, bunu mümkün değil. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz ne diyor Hazreti Hüseyin için? Cennet gençlerinin efendisi diyor. Çiçeğim, reyhanım diyor değil mi? Böyle nitelendiriyor onu. Gözlerimin nuru diyor. Böyle nitelendiriyor. Bu kadar değer verdiği, onun neslini, soyunu yürütecek, onun sünnetini değil mi? Onun yaptıkları, tatbikatını bize iletecek bu kadar manevi, önemli bir şahsı baktığımız zaman onunla beraber 70 tane masumu değil mi? Şehit ediyorlar. Dolayısıyla Allah tekrardan rahmet eylesin. Eyvallah. Kerbela şehitlerine, diğer şehitlerimize. Tabii burada Hüseyin'i bir duruş çok önemli. Ben az önce söyledim. Yani bunu yaşamımızla kesinlikle göstermemiz lazım. İnsanlara bunu, sadece Müslümanlara değil, tüm dünyaya bunu göster. Bakıyoruz Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, işte ne bileyim Libya'da, Mısır'da olsun veya sınırlarımızı şöyle gözden geçirelim. Hepsinde değil mi? Demin Kerbela dediğimiz şey. Hepsi birer Kerbela'yı yaşıyorlar. Niye Müslüman toplumlar böyle? Dolayısıyla bu ay, bu günler özellikle tekrardan bizim yeniden dirilişimize bir vesile olsun diyorum ben. Allah Allah. Buradan tekrardan 14 Masum-u Pak, 17 Kemerbest, 3'ler, 7'ler, 40'lar, her kim varsa onlara da tekrar selam olsun. Onların da akıbetleri hayır olsun hepsine. Allah Allah. Hepsinin akıbetleri hayır olsun. Bizim Hacı Bektaş-ı Veli, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolundan giden canlar, burada bulunan insanlar, bizler, kim varsa hepsinin de geçmişine rahmet olsun tekrardan. Allah Allah.
insanları, 72 milleti sadece insan olduğu için, sadece insan olduğu için sevenlere selam olsun tekrardan. Allah Allah. Evet, değerli canlar, tabii ben çok fazla sözlerimi uzatmayacağım çünkü birazdan Cem de olacak herhalde yukarıda. Coşkun Hocam var, kendisi de konuşacak. Ben tekrardan burada katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hazreti Ali'ül Mürteza Efendimizin, Fatıma-tü Zehra annemizin mübarek çocuğu değil mi? Hazreti Hüseyin Efendimiz. Seyyid-i Şüheda diyoruz değil mi kendisine? Evet. Böyle şey, evet, evet. Böyle mübarek bir makamın sahibi. Onunla beraber yanında olan, Kerbela çöllerinde katledilen bütün ehl-i beyte, bu ehl-i beyte tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz ve diğerlerinin rahmete vesile olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.